Geçen haftalarda bir video atmıştım. Ben bu videoya polimik yapmak için falan koymuyorum. Hani çok sağ olsun. Yeri geliyor seyircilerle, yeri geliyor tek negatif bir yorum ama aslında pozitif bir yorum yapabilirsiniz. Bu anlamda teşekkürü bir borç veriyorum. Sizin çok ekmek yemeniz lazım. Tabii karşı bunu anlayabiliriz. Pozitif de bir etkisi oluyor da bunu bana. Ki tekrar söylüyorum ben o izleyerek öğrendim World of Tank'ı. Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son haftalarda izlenmelerim gayet güzel bir şekilde artıyor. Bunun için abonelerime ve abone olmayıp yine izleyenlere çok çok teşekkür ederim. Aynı şekilde izlenmelerimle birlikte yükselen bir diğer de abonelerim. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ederim öncelikle. Burada hep birlikte oyun oynuyoruz. Muhabbet, sohbet gidiyor. Ki kaldı ki zaten Erhan'dır, Selçuk'tur, Cafer'dir, Günay'dır bunlar da gelip farklı oyunlar ya da World of Tank oynuyoruz. Çok fazla video atamıyorum. Hafta içi video atmaya çalışıyorum ama biraz yorgun oluyorum. Bugün günlerden perşembe bir video daha var. Hatta şu anda yükleniyor Escape from Tarkov. Şöyle göstereyim ekrana geliyor mu? Geliyor evet. Hatta altta da Premiere'de onun editini yaptım. Atmaya çalışıyorum. Ben bunları söylerken ve anlatırken çok büyük bir ihtimalle o video yüklenmiş olacak. Evet şimdi gelelim videonun ana fikrine. Geçen haftalarda bir video atmıştım ben. Bu videoya izlemeler geldi, yorumlar geldi ve video şöyle bir video DPM kralı diye yazıyordu ve STB1 ve FV215B vardı. Videoyu açtığınızda altına bazı yorumlar geldi. Bunun için e, çok Selam. çok teşekkür ederim herkese, yorum yapanlara, fikirlerini söyleyenlere. Bu anlamda teşekkürü bir borç bilirim. Tabi yorumlar olumlu da olabiliyor, olumsuz da olabiliyor. Fakat olumsuz yorumlara da açık olmamız gerekiyor, olumlu yorumlara da açık olmamız gerekiyor. Kaldı ki bir kişiye Olumsuz gibi görünen ama aslında olumlu bir yorum yapabilirsiniz ki bu e, ne kadar kötü de görünse aslında iyi bir şeydir. Örnek veriyorum bir kişinin hatasını ya da eksiğini güzel bir şekilde anlatarak ona negatif görünen ama aslında pozitif bir yorum yapabilirsiniz. Örneğin abi sen e, şöyle bir hatan var. işte sen çok konuşurken çok ı, u diyorsun. Bu aslında negatif gibi görünen fakat pozitif bir yorumdur ve aslında bu ona bir değer kadar. Tabii karşı taraf bunu anlayabilirse ve siz de uygun bir dille söylerseniz bu hiç sorun olmayacak bir şeydir. Şimdi Anıl diye bir arkadaşımız var. Anıl diye bir arkadaşımız şöyle noktasız yazmış hepsini tüm yazdığı metni. Onun için ilk okumakta zorlandım. Ee, birkaç kez okudum ama toparlayıp özet olarak geçeceğim ben size. Yorumda şöyle diyor. Sizin çok ekmek yemeniz lazım iyi bir oyuncu olmak için. Bir kere benim iyi bir oyuncu olmak ya da süper bir oyuncu olmak için bir amacım yok. Öyle bir gayem yok. Yani ben gireyim her maç e mükemmel oynayayım, süper spot vereyim. Ben eğlenmeye gidiyorum. Bütün tankları açmışım ve yeri geliyor seyircilerle, yeri geliyor tek, yeri geliyor işte Erhan'dır, Selçuk'tur gibi arkadaşlarla makara muhabbet yaparak oynuyoruz. Bunda okeyiz. Ki öyle bir amacım ve iddiam da yok. Neyse size önerim Ozman gibi yayıncıları izlemeniz. Ya da yabancıları iyi oynayanlar kimler var bilmiyorum yabancılardan ama Ozman fena değildir. Şimdi noktasız olduğu için şunu söylemek istiyor. Diyor ki ya kardeşim diyor sen iyi bir oyuncu değilsin diyor. Ya Ozman'ı izle diyor ya, ya, da yabancılardan birilerini izle diyor. Çünkü seni çok etmek yemen gerek iyi bir oyuncu olmak için diyor. Ben e, Kuiki Baby'i izledim. Ozman'ı izledim ki şöyle söyleyeyim Ozman çok sevdiğim bir yayıncıdır. Az çok da muhabbetimiz vardır. Bu, bu videoyu da polemik yapmak için falan koymuyorum yani. Ya da işte onun üstünden bir şey yapayım bilmem ne falan diye koymuyorum. Hatta rica ediyorum benim etkinliklerimi falan paylaşıyor. Çok sağ olsun. Pozitif bir etkisi oluyor adamın bana. Ki tekrar söylüyorum ben o zamanı izleyerek öğrendim World of Tank oyunu. World of Tank öğrenme eğrisi çok yüksek bir oyundur. Ben o izleyerek öğrendim. Ben Mr. Botoş'u izleyerek öğrendim. Ee, ki Botoş daha tekniktir. Ozman biraz daha eğlencelidir. Entertainment kafasında yayın yapar o zaman. Ki Selçuk da onu çok güzel destekler. Çok keyif alırım ben bu ikiliyi seyretmekten. Şimdi bunu bir kenara koyduk. Ha bir de şey vardı. O adamın da hakkını yemeyim. Aa, hakkını yemeyeyim dedim veya direkt Trakya'ya bağladık. Hakkını yemeyeyim. Ee, eğlenceli bir çocuktu ya. Gözlüklü ve komik makar. Ee, Solbi. Solbi. Solbi de çok iyidir. Ben zaten bunları izleyerek büyüdüm. Büyüdüm diyorum lan. Hiç böyle Barış Manço'ydun 7'den 70'e. Ben bunları izleyerek öğrendim oyunu. Bunda da okeyiz. Bunda da sıkıntı yok. Ardından da yorum yapmış. Ben oyunu bıraktım. Ama STB1 cidden oyundaki rastgele girdiğiniz maçlarda oynanabilecek en güzel tanklardan biri. İyi bir oyuncu. Elinde çok çok iş çıkarıyor. 4k damage ortalama bir maç olmalı STB1 için. Yani şunu demek istiyor. Noktasız yazdığı için yine söylüyorum. Noktasız yazdığı için okumakta zorlanıyorsunuz. Ama şunu söylemek istiyor. 4k damage ki ben 4k'dan az bir damage atmıştım. Diyor ki yani ya da 4K mı? neyse hatırlamıyorum. Diyor ki kardeşim de 4K demeç diyor hani çok şey bir hasar diyor. Çok normal bir hasar STV için diyor. Yani sen diyor bunu abartıyorsun diyor. Hayırdır diyor yani. Gereksiz diyor. Yani tekrar söylüyorum ben mükemmel oynayacağım. Ben keyif almadığım maçtan oynamam. Bak ben pes diye bir oyun oynuyorum. En zor zorlukta oynuyorum. Yeri geliyor 3 yiyorum. Ama ben oyundan keyif alıyorum. Yani oyunu abi 4K damage atmam lazım. Bana ne? Bana ne? Ben 4K damage süperim. Böyle bir oyunda böyle bir kafalı değilim. Bunu da koyduk kenara. Ardından aslında cevap e, niteliğinde bir video ama bir de STV bir videosu izleyeceğiz. E, Erdinç diye bir arkadaşımız yorum yapmış ki ben de yorumu okudum beğendim. Bu da çok uzun bir yorum ama aslında okumanızı isterim e, bu yorumu. Bu arkadaşımız virgüllü yazmış mesela. Bu bunu okurken zorlanmıyorsunuz. Çünkü durmanız gerekiyor. Ha, başka bir cümleye geçiyor onu anlıyorsunuz. Özet geçeyim ben Erdinç arkadaşımızın yazdığını, kardeşimizin yazdığını yaşında bilmiyorum. Aynı şekilde Anıl'ın da belki bizden büyük. Büyükse abi diyelim. Küçükse kardeşimiz diyelim. Anıl arkadaşımızınkini de okuduğunu özet geçtik. İkisini de şey yapmayayım. Bunu da özet geçeyim. Çok konuşuyorum neyse. Şimdi Erdinç diyor ki senin dediğin yayıncı çok mu iyi diyor. Artı eksi %25 RNG olan bir oyun diyor. Yani 10 atışı yaptın ya da 4000 demek yüzde eksi 25 arenci yersen bittin diyor. Artı 25 atarsan çok büyük avantaj diyor. Yani biri artı biri eksi ise arada artı, artı 50 arenci var diyor. Yüzde 50 arenci var diyor. Onun dışında diyor işte ee, yayıncıların diyor avantajı şu işte altın çok fazla var diyor istediği mürettebatı eğitiyor istediği donumu takıyor. ...gibi bir şey yazmış. Bu metni de mutlaka okuyun diyeceğim. Çok uzun bir metin dediğim gibi. Ama e, özetle şu... ...hani bir cevap videosu... ...ya da işte alp üstünden... ...ya da o bir şey... E, ...polemik yaratmakta gibi bir niyetim yok. Zaten öyle bir niyetim olmadığında bana anlıyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar oyun burası. Bunu çok ciddiye almanıza gerek yok. E, keyif alın, eğlenin. Arkadaşlarınızla... ...verdiğiniz paraya harcadığınız emeğe değecek şeyler yapın. Bunu satrançta da uygulayabilirsiniz. Tavla oynuyorsanız tavlada da ne bileyim kriket oynuyorsanız krikette de. Örnek hani kriket oynayan var mıdır bilmiyorum ama golf oynuyorsanız golfte de bu yapabilirsiniz. İşte tekrar söyleyeyim ben pest diye bir oyun oynuyorum. Efsane zorlukta oynuyorum ve yayınlarım da var. Ve 3 yediğim oluyor 4 yediğim oluyor ama evet diyorum ha hani keyif alıyorum. Bu düşünce diyeyim ben. Tabi Yorumu için yine ona da teşekkür ederiz. Anadolu arkadaşımıza, kardeşimiz artık her yaşı şey kaçsa bilmiyorum ona da teşekkür ederim. Erdinç'e de ayrıyetten teşekkür ederim. Birazcık sistemkar bir yazı yazmış ama... Hani aslında söylediği için de Erdinç'in söylediği de çok mantıklı bir şey. Evet şimdi bundan sonra e, yaptığım bir maç değil daha önce yaptığım bir maçtı. Bir de STB maçını oynayalım. izleyelim. özür diliyorum. Onu izleyelim ondan sonra da videoyu kapatacağım zaten. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Kamera yok STB maçını izleyelim. STB maçındayız abi. Ya da açayım mı kamerayı? Açık mı kalsın? Açık kalsın. Dur. Açık kalsın abi. Şimdi o kadar iyi denk geldi ki arkadaşlar. Bir önceki arkadaşın eleştirdiği videodaki haritada Bozkırlar haritasıydı. Burası da Bozkırlar haritası. Evet, STB tankıyla oynuyorum. Yine burada aynı şekilde geliyorum, kesiyorum ortalığı. Çünkü bazen dediğim gibi hani light tanklar ileri gidiyor. Şu anda bizde bir tane t 100 dt var ileri giden. O Biraz daha ortadan gidebilir. Tepeye doğru geldi zaten. Biraz içeri almak istiyor. Birazcık da oradan spot vermek istiyor. Birilerini açarsa vuracağım düşüncesindeyim ben. Durduğu yer fena değil. Hani e, mantıklı bir yer. Çok ortaya gidip riske de almadık, atmak istemedi kendisine LT100'te. Bu fight fight için diyorum bu savaş için. Ama tabii arkadan ona bir başkası bastı derken arkada birini spotladı. Evet ona görüşüm var. FV görüyorum. Kurt diye FV4005'e 428 hasarımızı yazıyoruz. Sol taraftaki tanklara bakıyorum burada. Sol tarafta görür görmez onlar kaçıyor. Bu arada önünde bir light garajı gitti. FV'yi gördüm tekrar. Bu başka bir FV hasar mı? Tekrar veriyorum. 443. Güzel rol ediyoruz. Güzel rol ediyoruz. Son bir atışımız da yapabilir miyiz? FV'yi girdim bilmiyorum. Girdim bilmiyorum. 360 vuran topumuzda 443 asar atıyoruz. 438 asar atıyoruz. Bunlar güzel rol ettiğimizi gösteriyor. Zor bir atış olacak. Büyük bir ihtimalle toprakta kaldı. Adamın sporu düştü ama çok büyük bir ihtimalle toprakta kaldı o atışımız. Aynı adama tekrar bakmaya devam ediyorum. İnanmış durumdayım. Ben diyorum buradan birini vuracağım. Ben bir tane daha diyorum. Buradan vurmadan gitmem aga diyorum. diyorum. Yok diyorum kimse. Burada kimse yok diyorum. Ve... Artık buradan gitmenin vakti geldi Erdem diyorum. Ve sağ tarafa gidiyorum. Bir önceki maç olduğu gibi. Evet. Sağ tarafa geçerken umudum şu anda gittiğim yerdeki tepedeki adamların iyi adamlar olması. Orada beni terk etmemesi. Çünkü bazen bu haritada özellikle bu bölgeye geçip takım arkadaşlarınız tarafından terk edildiğiniz oluyor ve orada tek başınıza ya da sayınız az olduğunda çok ciddi bir zorluk yaşıyorsunuz diyebilirim. Evet şimdi burada aşağı doğru bakıyorum. Bir tank gördüm. Vurabilir miyim? Çok zor. Çok zor abi. O tank oradan. O tank oradan vuramayız. STB 1 bir tane daha STB 1 var. Başka bir yerde adam var mı diye bakıyorum. Yok. Bu aralar sakin. Gördüğünüz gibi yanındaki de iyi bir oyuncu. Fakat burada mouse'u görüyorum. dermem zor. Palet atayım diyorum. Başarılı oluyorum. Mouse beni spotta da aşağı kaçıyorum. Mermisini yememek için ve başarılı oluyorum. Mouse'u tekrar palet atacağım. Hasarlı palet atıyorum. Mükemmel. Arkadaşlarım ona vuruyor. Bir kez daha vuruyorlar. Ben tekrar palet atıyorum. Ve bu sefer Mouse'un artık neredeyse tamamının canının gittiğini görüyoruz. Ve Mouse çok ciddi hasar alarak oradan aşağı inerken KPZ Elite'ye de hasarımı vermeye çalışıyorum. Fakat ona sadece kritik bir hasar veriyoruz. Daha doğrusu kritik bir isabet oluyor. Bir yeri kırılıyor falan filan. Neyse. Yani hasar vermiyoruz aslında çok e, Gereksiz bir cümle kurdum e, Mouse'a başarılı bir atış yaptım Orada paletini alamayacağımı anladım Pardon hasar vermeyeceğimi anladım ve paletini ateş ettim İlk Atışım başarılı o de Kaçırdım daha doğrusu o fırsatı kaçırdıktan sonra mouse'un altına Nişan alarak 370 hasarımı verdim mouse'a da Tekrar mouse'a gidiyorum altını görüyorum onu da Garaja yolluyorum 1400 hasardayız ve şu anda full yandayım 1400 asar 1960 destek hasarındayız bir atış geldi ona da şöyle bir sağ gösterip sağ gösterip kaçtım efendim ondan şimdi buradan çıkacağız ee, tarihimi kullanmak istiyorum şurada küçük tepeye çıkarak burada birileri var mı yok mu yok diyorum ama özellikle buradan gidiyorum birkaç atışayım ama belki birilerini spotlayayım diyorum ki zaten benden önce biri oraya çıktığını görüyorum spotlanıyorum o spotlar diye bıraktım orayı da terk ettim daha ileri basmayı düşünüyorum. Çünkü haritaya baktığımda çok da fazla artık adamların burada durabileceğini sanmıyorum. Güzel bir pozisyondayım. Udes var. Delmem zor olabilir. Bu açıdan Udes'e atışımı yapıyorum. Oh oh, 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 Çok sert. Çok sert. iki atış. Soldan da yedim. Udes'i de kontrol etmem gerek. İki tarafı da kontrol etmem gerek. Çıkmam riskli. Udes'e atışımı yapmam gerek. Bir tane de atış yapabilecek Udes'e? Tekrar atışımı yapıyorum. Udes'e 387 hasarımı veriyorum. Şimdi bundan sonra 2000 küsur, bu arada destek 2300 destek hasarla ulaştık. Kolmeyi gördüm. Kolmeye de hasarım verdim. Tekrar çıkıp Kolmeyi vurmak istiyorum. Pozisyonumu alıyorum. Udes var orada. Udes'e tekrar atış yapabilecek miyim diye bakıyorum. Udes kendini korunaklı bir pozisyona almış. 2644 hasardayım. 2477 de destek hasarındayım. Geçerken STB'ye hasar vermek olmaz. Ona da hasarımızı veriyoruz. Bu arada artık takımımız kazanmış arkadaşlar. 6'yı 2 öndeyiz. Burada birazcık vakit kaybettim diyebilirim. Daha önce basabilirdim diyebilirim. O bir atış yaptıktan sonra hemen basmam gerekiyor diyebilirim. Bu arada t 110 e 4 destek istiyor. Ona doğru gidiyorum. Sürpriz bir tank. Onu görüyorum. Nişanımı alıyorum. Palet hasarıyla ile birlikte. Aynı şekilde palet hasarı değilmiş. Özür dilerim. Normal hasar atıyorum. O bana doğru basıyor. Sektiriyorum ondan. Ve bir atış daha yapıyorum. KPZ. KPZ benden sektirmişti. Tekrar nişanımı alıyorum. Palet hasarını vermek istiyorum. O bana hasar veriyor. Tekrar hasarımı veriyorum ve 4054 hasarı ulaştık arkadaşlar. Şimdi atışımı yaptım ve KPZ'ye 262 hasar vererek takımı 92 öne geçiriyorum ve kendimde 4316 hasarı ulaşıyorum. Burada işimiz bitmedi. Henüz daha bulmamız gereken tanklar var. Ama tekrar söylüyorum çok net bir şekilde takımımız kazandı burada. Aslında bundan sonra hasara oynuyorum ben de. Hasar odaklı oynuyorum. Şu ana kadar başarılı bir savaş geçiyor ben ve takımım için. Burada Tek başına orada duran bir STR hasarımızı veriyoruz. Artık en geriye ki genelde bu ortada böyle olur. En geriye çekilirsiniz ve orada beklersiniz. Tvp'ye hasarım veriyorum. Tekrar Tvp'ye nişanım alacağım. Çıkar diye bakıyorum. Tvp'nin çıkmak gibi bir yeri şey yok. Oo sağlam sağlam. Mantiko çok sağlam vurdu. Mühimmat gidiyordu neredeyse. Havaya da uçabilirdik. 5096 Hasardayız. Bir hasar daha verebilecek miyim? Çok zor. Çok zor. Ve artık burada Basma kararı alıyorum derken arkada Minator açılıyor ona da hasar veriyorum ve takım arkadaşlarım benim spotum sayesinde onu da garaja yolluyor ve toplamda 5437 hasar 320 sektirme ve 4136 destek hasarında maçı bitiyoruz ve 10'a 3 alıyoruz maçı. Evet maç bu kadar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde maç sonu skorlara geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi maç sonunda 180 bin kredi kazanıyoruz. STB bir tankımızla 6444 deneyim puan alıyoruz. 7 de sahve alıyoruz. Toplamda 10 araçta connection sağlıyoruz. 15 araç olan bir maçta 10 araçta connection sağlamak gerçekten önemli bir durumdur. Bu 10 aracın connection sağladığımız bu 10 aracın 2 tanesini garaja yolluyoruz. 2, 4, 6 tanesine kritik hasar atıyoruz. Ve 2, 4, 5 tanesini spotluyoruz. Ve aldığımız madalyalara gelelim. Birinci ustalık madalyasını alıyoruz. Konferans madalyasını alıyoruz. Bruiser madalyasını alıyoruz. Fire for Effect madalyasını atıyoruz. alıyoruz ve Spotter madalyasını alıyoruz. Bir met oynama rağmen Spotter madalyasını aldık. Bu da önde oynayıp aslında takımı ateşlemek için pozisyon ve spot vermek istediğimizi gösteren bir işaret olabilir bir madalya olabilir öyle düşünebilirsiniz. 5397 vn de almışız ve geçiyorum takım skoruna bakalım. Takım skorunda 5437 demeş attığımızı görüyoruz. 1227 deneyim aldığımızı görüyoruz gördüğünüz gibi. Ham deneyim aldığımızı görüyoruz. ikide de tankı garaja yollamışız ve 5437 3665 ciddi bir makas farkı var. Rakip takıma baktığımızda rakip takım gerçekten çok kötü oynamış. Gerçekten zayıf oynamışlar, kötü oynamışlar. Bunun da etkisi olabilir tabii ki. Hani dediğimiz gibi her maç her maç değil. Nasıl bir arkadaşımız yorum yapmıştı. %25 RNG, %25 RNG artı 25, eksi 25 ciddi bir fark olabiliyor. Velhasıl kelam tekrar söylüyorum. Amacım bir polemik falan filan yaratmak değil. O yorum için teşekkür ederim. Diğer arkadaşa iki kişi yorumları için teşekkür ederim. Fakat bu oyuna zevk almak için giriyorum. Bu oyuna keyif almak için, kafayı dağıtmak için giriyorum. Ve bu maçtan da keyif alarak ayrıldım. 5437 hasar atmasaydım da girip 300 hasar atsaydım yine keyif alırdım. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike yapın. Aklınızdan geçen bir şey varsa yorumlarda bunu paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bol arayıncılar efendim.